Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Geçen Mehmet abi bir rahatsızlık yaşamıştı. Ve sağ olsun gerçekten ilgi alaka çok iyiydi. Hakikaten iyiydi Mehmet abi, yani o konuda şüphen olmasın. Dua edenler, soranlar, maddi manevi destekte bulunmak isteyenler oldu. Mehmet abi çok şükür iyi, toparlandı, toparlanıyor. Daha iyisin değil mi abi? Şimdi bizi seven dostlarımız zaten gerekli ilgi alakayı dediğim gibi gereğinden fazla bir ilgiyle karşılaştık. Hepsinden Allah razı olsun. Ufak bir kalkıntı geçirdik. Oturduk. Allah korusun abi ufak falan. Yani ben 1000 yıl yaşasam aklıma dahi gelmez mi kalp krizi geçireceğim. Neyin ne zaman geleceği? İlla ki sağ olsun bizi sevilen arkadaşlarımız, bizi seven dostlarımız bayağı iyi alaka gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun tekrar. Aynen abi. İşte gittik hastaneye, arkadaşlar götürdüm. İyi ki yalnız değildim o an. Erken fark ettin değil mi abi? Ben biraz fark ettim. Belirtileri neydi abi? Yani ne oldu da bunu hissettik? Göğsümüzde yanmayı hissettik, sırtımızda batmayı hissettik, sol kolum uyuştu. Gördüm böyle karardı, her taraf siyah falan oldu. Arkadaşlar dedim ben kalp krizi geçiriyorum. Fark ettin yani. Yok abi dedi, Allah Allah, kalp krizi falan. Ulan dedim ben kalp krizi geçiriyorum kardeşim, gözüm görmüyor yani. Bulanık mı oldu gözünde? Karardı. Karardı Allah Allah. Hemen acilde işte gerekli tahliller falan filan şu bu yapılıyor. Tabii tansiyon yükselmiş. Değil mi? Bayağı 18'lere falan çıkmış. O esnada işte anjiyo almışlar beni. Anjiyoda damar açılmayla stent taktılar. Direkt ameliyat. Evet. Direkt stent taktılar. Oradan yoğun bakımda kaldık bir akşam. Sonra sabahsı eve geldik. Vallahi üzüldük Mehmet abi, gerçekten üzüldük. Yani herhalde o saat böyle 3-4 gibi yaşamışsın onu. Bize haber geç geldi abi. Yani ben 1,5-2 sıraları gibi bir hissettim yani bir sorun olduğunu da. Acaba üşüttün mü dedim. Hani bazen insanın sırasında üşütmeden olur ya. Sonra göğsümde yanmayı hissettim. Telefonu elime atmak dedim, elim üşmüş. Yani telefonu dahi alamadım. Dedim işte dertsiz abi dedim, kalp krizi geçiriyorum abi dedim. Günde olur mu dedi, ne kalp krizi falan. Sonra bayağı bir şey olunca o da fark etti yani bir sıkıntı. Çok çok. Gözlerinin önü falan şişmiş yani şu an. İşte gittik hastaneye, arjo yaptılar, stent attılar, geldik işte yoğun bakımda kaldık bir gün. Allah abi, evet. Sadakan varmış abi. Allah'a çok şükür yani, demek ki göreceğimiz, yiyeceğimiz ekmek, içeceğimiz suyumuz varmış. Allah kısa başlayamazsın, çok zor, çok kötü bir şey Cüneyt. Ben gördüm o ameliyattan sonraki halini, gerçekten kötüydü. Şimdi Mehmet abi uzun zamandır tanıyorum. Tanıdığım günden itibaren dağ gibi bir adam olarak biz hep tanıdık seni abi. Şimdi abi ameliyat olmuş, hani ziyaret ettik, fazla da kalmadık, yatakta görüyorsun. Ya her şey insan için tabii ki de ama Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir şey. Abi vermesin, çok zor bir şey Cüneyt. Ya insan kendine bakması lazım herhalde. Stresli artık. Bir de o süreçte sonrası çok kötü. Değil mi? Ufak bir şey hissediyorsun, acaba tekrar mı? He. Falan insana şey oluyor, yapıyor. Panik oluyor. Daha önce bir de kalp krizi geçen bir iki arkadaşım var, onları aradım. Tecrübeler dedim sizden sonra, yani şey, sizin anjiyodan sonra, stentten sonra neler yaşadım falan. Abi dedi yani bir tanesi diyor abi beni artık hastaneye almıyorlardı. Her akşam, her gün gidiyordum ölüyorum diye. Allah yani ağrı, sızı, o belirtiler devam ediyor. Bu doktor onunla ilgili demiyor mu? Onunla ilgili şimdi damarın içerisinde o stent çelikten ne bir şeymiş. O vücuda adapte olabilmesi için, alışabilmesi için belli bir süre insanda o panik yapabiliyormuş yani. Nefes alımlarında. Bir de bir kullandığımız ilaç var. Doktorum onu söyledi. Dedi, bu dedi seni dedi şey yapar, rahatsız eder dedi. Nefes alımında falan zorlar ama dedi en iyisi bu. Bunu kullanmalısın dedi bir ay. Bir ay sonra dedi bir sıkıntı kalmaz. Birkaç gün sonra doktoru da tabii çağırmıştı doktor. Doktor aynı zamanda çocuklu arkadaşım. Doğrudur. Sevdiğim bir dostum. Baktı, inceledi, o bu yaptı, bir şeyler çekti, mekti. Kalbinle ilgili bir problemim yok dedi. Ama dedi bir süre dikkatli olmak. Dikkatli olacaksın. Biz de vallahi bundan sonraki hayatımızda tabii biraz daha dikkatli ediyoruz. Seni görmek istiyorlar abi. Yani kilo vermem gerekiyor Cüneyt. Spor yapacaksın abi. Spor da yapıyorum. Eski sporcuyum biliyorsun. Ya, daha çok yapacaksın. Yaşlandık tabii, biraz da tembellik oldu. Ya fazla bir kilom yok. Sadece bir ufak bir göbek şeyim var, sorunum.
Onu da bu, o süreçten sonra diyete başladım. Yememem gereken şeyler, doktor arkadaş gerekli şeyler bana bilgileri verdi. Akşamlar yürüyüş yapıyorum, yememe falan dikkat ediyorum. Ekip olarak bizleri seven tüm dostlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten bize destek oldular. Özellikle o yorumları aslında kısa sürede bile toparlanmamın sebebi de oydu. Yani o kadar çok güzel dileklerde bulunan, temelde bulunan arkadaşlar var mı ki? Ya şöyle söyleyeyim Mehmet abi, yani hastalıktır tabii, herkesin başına gelebilir tabii. Ama seninle ilgili bu kadar sevgi olduğunu, olacağını ben tahmin, ya muhakkak sevenler var. Eyvallah, ama gerçekten çok güzel bir ilgi vardı. Valla şaşırdım, ne güzel, yani mutlu oldum seninle. Cüneyt'im, sevgide özgürlük ama saygıda mecburiyet vardır. Biz saygı çerçevesi içerisinde bir iş yapıyoruz. Evet. Yani hiç kimseye herhangi bir ters bir şeyimiz yok. Bir de seninle ilgili de çok güzel yorumlar geliyor. Mesela şöyle, ben Mehmet abiyi ya da dayıyı ya bir yerde gördüm, bir dizide gördüm, şurada gördüm, burada gördüm diye çok görüyorum. Mehmet abi gerçekten hani böyle oynamadı bir yerlerde ama uzun zamandır ben bir şeyler yapıyorsam Mehmet abiyi de dahil etmeye çalışıyorum. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve seninle ilgili şöyle bir şeyler de yazıldı. Abi neden piyasada yoksun, neden oynatmıyorlar böyle bir adamı, bilmem neyi falan filan. Çok güzel yorumlar geliyor. Hakikaten öyle. Mesela kamera arkasına attım, dündü galiba işte neydi. Diyor ki Mehmet abi oynarken olmadı dediği halde bugün bilmem kaç bin milyon TL para alanlar, kaç milyon milyar aldın sen. Onu yapan, o parayı alanlar bile o rolü yapamıyor ama adam bunu çok iyi yaptı halde bir de kendisi de beğenmiyor hani. Takılmıştın ya orada. Evet, takılmış. Şimdi Mehmet abinin piyasada gerçekten oyunculukla hiçbir alakası yok. Oyuncu değil kendisi fakat gerçekten hem tipolojik olarak hem de doğal yetenek olarak çok iyi bir yeteneği var. Fakat ben Mehmet abiyi bir gün işte bir yerlerde çağıracaklarını zannetmiyorum çünkü Mehmet abinin torpili yok. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Kendi şahsi görüşüm, yaptığımız işlerde bizim yani bir dizi tadında bir şey. Kendi işimi olabildiğince yapmaya çalışıyorum ve zor bir şey. Ben de zoru her zaman seviyorum. Zor olan birçok şeyi de başardığıma inanıyorum. Şimdi kendi sayfamda bunu başarmayı planlıyorum. Hatta 1,5-2 ay önce benim 5.000-6.000 abonem varken çok şükür şu an 17.000'i geçti. Yakında 20.000 olur. Neden olmasın? Bir şeyler söylemek istiyorsan izleyenlere. Yani izleyenlere teşekkür ediyoruz. Hastalığından dolayı gerçekten beni çok yani nasıl mutlu oldum. Eyvallah. Dua edenlerden, selam gönderenlerden, hal hatırını soranlardan hepsinden Allah razı olsun. Bizi seyredin, bizi sevin. Biz çünkü sizleri seviyoruz. Yani Cüneyt kardeşim bu işi layıkıyla yapıyor. Çok büyük emekler harcıyor. Umarım güzel bir şeyler olur. Sizi mutlu ediyoruz. Sizi ne bileyim biraz güldürebiliyoruz, düşündürebiliyoruz. Sizden istediğiniz bizi sevin ve bizi seyredin. Sevin beni abi. Bağrınıza basın. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mehmet abi çok şükür iyi. Skeçlerinde de zaten iyileştikten sonra devam etti. Ediyor. Edilmeye de devam edecek. Konu bundan ibaretti. Mehmet abi sağlıklı bir şekilde görmeniz için böyle bir video hazırlamak istedik. Çok şükür iyi. Bir sonraki projede, diğer skeçlerde, şurada, burada tekrar karşınızda yani, olmak dileğiyle. Sevenlerimize bir cevap olsun diye. Aynen öyle. İyi oldu Cüneyt. Çünkü insanlar bizi çok onurlandırdı. Biz de onları onurlandıralım istedik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize saygılar. İyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar. Takipte kalmayı unutmayın.